Rusya lideri Vladimir Putin Moskova'daki saldırıyı yine radikal İslamcılar işledi diyor. Ama işi orada bırakmıyor. Buna yardım yataklık eden, yönlendirenin Ukrayna olduğunda da ısrarcı Putin zaten en temelinden de en sonunda da bağlantıyı Amerika'ya getirip Kiev'in izlerini örtmeye çalışmakla suçluyor efendim. Bu suçun radikal İslamcılar tarafından işlendiğini biliyoruz. Ancak ABD'nin Moskova'daki terör saldırısında Kiev'den hiçbir iz bulunmadığına dair diğer ülkeleri ikna etmeye çalıştığını da görüyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Krokus konser salonunda düzenlenen terör saldırısı hakkında ikinci kez konuştu. DAEŞ'ın üstlendiği saldırıyı radikal İslamcıların gerçekleştirdiğini söyledi ama teröristleri doğrudan DAEŞ üyesi olarak tanımlamadı. Saldırganların yakalanmadan önce Ukrayna'ya kaçmaya çalıştıklarında ısrar eden Putin bir kez daha Kiev'e hedef aldı. İnançlı Müslümanlar Ramazan'da nasıl böyle bir suç işleyebilir? Teröristler suçu işledikten sonra neden Ukrayna'ya gitmeye çalıştılar? Orada onları kim bekliyordu? Kiev rejimini destekleyenlerin terörün suç ortağı ve sponsoru olmak istemedikleri açık. Ama gerçekten çok fazla soru var. Putin, radikal örgütlerin Orta Doğu'da adil çözümden yana olan Rusya'yı vurmakla gerçekten ilgilenip ilgilenmediklerini sorguladı. Rusya halkına kimin zulmettiğini biliyoruz ama biz saldırı emrini kimin verdiğiyle ilgileniyoruz ifadesini kullandı. Ve Moskova'daki terör eyleminin en çok Ukrayna ile müttefiklerine fayda sağladığını iddia etti. Bu vahşet 2014'ten bu yana neo-Nazi Kiev rejiminin eliyle ülkemize karşı savaşanların bir dizi girişiminin yalnızca bir halkası olabilir. Çünkü Rus silahlı kuvvetleri tüm cephe hattı boyunca inisiyatifi elinde tutuyor. Moskova'daki kanlı korkutma eyleminin asıl amacı da toplumumuzda panik yaratmak ve Kiev rejimi için henüz her şeyin kaybedilmediğini göstermektir. Cuma günü Moskova'daki Krokus konser salonuna düzenlenen saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Ukrayna saldırıyla ilgisi olduğu iddiasını reddediyor. ABD'ye göre de tek sorumlu DAEŞ Horasan örgütü. Bu DAEŞ'in gerçekleştirdiği bir terör saldırısıydı. Sayın Putin bunu çok iyi biliyor. Ukrayna hükümetinin saldırıyla ilgisi olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok. Avrupa alarmda. Fransa'da DAEŞ Horasan örgütünün saldırı riskine karşı güvenlik tedbirleri en üst düzeyde. Terör tehdidiyle mücadele eden operasyon birimine 4000 kişilik asker takviyesi yapılacak. Bu birim ülke genelinde tren istasyonları, ibadethaneler, okullar ve tiyatrolar gibi yerleri koruyor. Almanya'da da tedbirler artırıldı.